Merhaba, bugün aslında çok planımda olmayan, kafamda da olmayan ama izledikten sonra evet, bunu galiba konuşmam gerekli dediğim bir video ile karşınızdayım. Normalde dizi videolarını biliyorsunuz takip edenler. Ya o dönem için popüler beklenen ya da böyle biraz daha sürpriz çıkmış ya da işte geçmişten bugüne iyi gelen dizileri konuşuyorum. Yani çok çok böyle popüler ya da çok standart içerikler olan içerikler, dizilere pek girmiyorum. Bugün de Behzat bahsedeceğim ama Behzat zaten çok eski bir dizi bir anda. 2013 yılında bitmiş üzerinden 8 sene geçmiş bir dizi. Hayırdır niye şimdi konuşuyorsun diyeniz çok olabilir. Birçoğunuzun haberi bile olmuyor bir diziden. Zamanında sanırım Star TV'de yayınlanıyordu. Ben yayınlarken izlemedim bu arada. Yani yayınlandıktan herhalde 3-4 sene sonra yine birçoğumuzun yaptığı bir yemek dizisi yapmıştım. İşte sabah kahvaltıya oturduğumda aç kenara aksın. Spor yaparken aç kenara aksın. Oyun oynarken aç kenara aksın. Böyle bir yemek aktivite dizisi gibiydi. Ve bitmişti. Dedim hiç fena değil ya iyi bir dizi falan. Uzan çok hani şimdiki gibi işte yatay bakışta kendi kanalında ya da canlı yayınlarda işte sinema kulübünde ya da başka ortamlarda film dizi yorumu yapmıyordum. Şimdi yapmaya başladıktan sonra dizi yine hiçbir şey bulamayınca yemek dizisi ne yapayım ne yapayım derken yine Behzat başladım hem dedim baştan bir tekrar izleyeyim yani unuttuğum şeyler olmuştur o dönemki bakışım farklıydı şimdi daha farklı bakıyorum vesaire oturup izledikçe aslında şu anın en büyük konusu hani geçmişte yapılmış ve daha ofensif tırnak içinde ofensif içerik barındırdığı düşünülen yabancı yerli hiç fark etmez ama şimdi yapılamayacağı çünkü artık ortamın çok hassas oldu herkesin SCV olduğu herkesin işte birçok konuda gereksiz hassasiyet duyarlılık gösterdiğini düşünüldüğü bir ortamda bu tarz agresif işlerin artık hayatta yapılamayacağı ve birçok kaliteli işlerin elimizden alındığının düşünüldüğü bir dönemdeyiz. Yine tırnak içinde söylüyorum. Halbuki yapılabiliyor, yapılır da. Sadece bunun doğru ve usturuplu bir şekilde yapılması önemli. Ama bir yandan da işte Behzatçı'ya gibi aslında o yıllarda 2011-2013 yılları arasında çok daha şimdi tırnak içinde SCV kabul edilen birçok konuya girmiş, çıkmış... Ciddi eleştiriler getirmiş. Hani bunu da e, dizinin birçok bölümü didaktik olsa da birçok bölümü çok literal olsa da bazı anlatım teknikleri çok zayıf olsa da e, mesajı vereceği noktalarda çok daha net davranmış e, bir iş. Esas şimdi yapılamıyor. Yani o dönemde baskılar yaşamış. E, sadece tabi e, belli kısımların işine gelen bölgelerinden baskılar yaşamış bir iş. Diğerleri pek sallanmamış olabilir diğer eleştirileri. Ama bugün şimdi yapmaya kalksanız damga yiyeceği konu ki yeniden başlayan versiyonu Blue TV'de ona çok girmeyeceğim bu arada. Hatta hiç girmeyeceğim bugün. Blue TV'de yapılan yeni versiyonunda hemen işte o işte eşcinsel sokmuşsunuz ya dizi falan gibi sanki geçmişte hiç bu konulara değinmemiş bir dizi gibi tepkileri hemen almıştı. O yüzden de bir tekrar üzerine durmak istedim. Hani bu aslında bu işler geçmişte yapılabiliyordu. Hatta daha da geçmişe dönerseniz 60'lar, 70'ler, 80'ler Türk sinemasına birçok Türk işinin Kemal Sunal, işte Şener Şen, İlyas Salman özellikle işte işçi haklarına, Tarık Hakan Keza, işçi hakları konusu, göçmenlik konusu, o dönemki aile içi yine şiddet, Türkiye'de aile kurumu kurma, evlilik zoraki evlilikler işte yine o dönem için tabii çok net olmasa da yani biraz daha böyle flu gözükse de işte yine cinsel yönelimlerle ilgili sıkıntılar vesaire bunlarla ilgili çok fazla film yapılıyordu. Tabii o dönemin kullanılan dili, teknikleri, hikaye anlatımı birçok açıdan çok daha zayıf, yetersiz. Bugünün hassasiyetlerini, bugünün bakış açısını kapsayacak kadar geniş olmayabilir. Ama bunlar deneniyordu. Şimdi deneniyor mu? Yok. Yani şu anda çok nadir alanlarda çok belli kit, izleyici kitlesi çok düşük ama kalitesi yüksek belli yönetmenlerin filmlerinde evet bunlar deneniyor. Bunları görüyoruz. Dizilerde yani Netflix bir başka işini konuşmuştuk yine kanalda. Onun dışında işte Şahsiyet keza aynı şekilde e, Masum o belki olabilir. Yine keza biraz işte Bartu'benin belli bölümleri Bartu yani Bartu'ben aslında belli bakış açıları da bu eleştiriye dair güzel iş çıkarmışlardı orada özellikle yine LGBT dünyası için orada da iyi bir içerik vardı. Yani genel olarak bu bakış açılarının işte daraldığı noktaları seyirci düşüyor. Bakış, pardon, bakış açının genişlediği noktalarda seyirci düşüyor. O yüzden de şu anda yeniden eskisi gibi yapılmış bir Behzatçı'ya yapılabilir mi? Konuya buradan girmek istedim. Bence yapılamaz. Peki neydi bu Behzatçı? Aslında baktığınızda temelde çok basit bir polisiye. yani Türkiye'de birçok kişi polis deyince Ahmet Ümit gelir aklına ki ben Birkaç kitabını okuduktan sonra çok devam etmedim kendisine zamanında. Ee, Emrah Serbest konusu tabii ki gelecek. Behzat Çeyhan'ın yazarı ee, aslında iki, sanırım üç kitap yazmış ama ikisi Besat ile ilgili, diğeri başka bir konu. Besat ile ilgili kitaplarından zaten çok tutuluyor, kitaplar çok seviliyor. Daha sonra dizi hakları alınıyor, dizi yapılacakken ee, pardon dizi yapılıyor, dizi yapıldıktan sonra tabii Emrah Serbest'le çok tatsız konular oldu bir trafik kazası, alkollüyken bir trafik kazası, üç kişinin ölümüne neden oldu. Ee, ama o işte yani o kısım çok tatsız girmek istemiyorum. Orada olumlayacağımız hiçbir şey yok. Orası tamamen olumsuz bir yer. Hatta daha sonra da Covid yüzünden erken çıkarıldı hapisten. Bu daha da olumsuz. Sadece bir tazminat ödetildi sanırım. Ee, ama senaryo tarafı sadece onda değil. Hatta hiç onda değil. Ee, esas senarist Ercan Mehmet Erdem. Bu da karıştırılan bir konu. Yani dizinin senaristinin tamamen Emrah serbest olduğu sanılıyor ama değil. Sadece toplam 6 bölüm de yer almış durumda. O da ilk sezonda 10 10'a 10 denk gelen 10 20 30 bölümlerinde ve ikinci sezonda da hemen söylüyorum 48 58 ve 68. bölümlerde yazarlık yapmış. Yani toplam 6 bölümde yazar olarak senarist olarak katılmış. Onun eleştirisine girmeyeceğim. Onu zaten toplumun vicdanı, Behzat Ç.'de dendi gibi toplumun vicdanı ve görenler zaten yaptı. Çok büyük bir hataydı ve sonucu çok 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 kötü oldu başkaları için. Tekrar dönüyorum diziye dediğim gibi klasik bir polisiye gibi de görmemek lazım. Hani bir de fantastik polisiye çok klasik bir karakolun içerisindeki biraz da romantik romantize edilmiş bir polis ortamının normalde günlük bazen 3. sayfalarda eski diliyle şimdi orada bile görmediğimiz bir, ton bir ton cinayet bir ton suç işleniyor. Bunların 3. sayfa cinayetlerinin işte önemli olayların derin devlet konusunun işte ülke içinde yerleşmiş yapıların hatta işte daha sonradan işte tamamen patlayan FETÖ konusundan önce yapılmış ona, ona yapılan göndermeler vesaire bunların hepsinin konuşuldu öne getirildiği tartışıldığı ve eleştirildiği bir dizi. Yani baktığınızda çok klasik bir polisi olmadığını görebilirsiniz. Ama genelde sevenler Behzat işte aa ne güzel abi çok doğal polis küfür ediyor, işte işkence ediyor, dövüyor. Çok tatlı hani biz oradan seviyoruz. Oh vur baba vur Behzat'cığım vur yapıştır böyle ağzına tekme at falan. Tabi sadece bu yönüyle seven, onların o romantik dünyasına bayılan, orada olmak isteyen, işte orada bir e, çocuğu dövdüğü için işte ben de orada olacaktım var ya ne döverdim falan diye orada o dizi seven çok kişi de var. Ben bunu da olumlamıyorum. Belki de dizinin benim için eleştireceğim yönlerinden, e, yönlerin en başında gelen kısım bu. Ha, ama bunu dizi de dengeliyor onu da birazdan anlatacağım. Esas tarafa gelirsek ise işler çok daha farklı. Şimdi değindiği konulardan biraz bahsedeceğim. Birazdan bayatta adım adım tane tane bahsedeceğim. Böyle tek tek madde madde göreceksiniz o zaman. Ama ona girmeden önce birkaç konudan daha bahsetmek istiyorum. Özellikle bu dizinin öncelikle hedefinde kadın hakları var. Yani şu anda birçok dizide işte a paşa, mafya, ne bileyim daha tuhaf i̇şte artık ne var bilmiyorum TV'de çok uzun süredir bakmıyorum yani tamamen TV'de yayınlanan dizilerden bahsediyorum dijital platformlara gelenlerden değil e artık orada ne var bilmiyorum ama benim gözümün önüne gelenler işte masaya silah konup evlenme teklifi ediliyor aile herkes birbirini aldatıyor birbirine sıkıyor işte kadın işte cinsel taciz var şiddet var vesaire her şey orada Behzatçı'ya tam tersi olarak bütün konuyu da bütün sezon boyunca hep güçlü kadınlar, kadın hakları, kadın cinayetleri neden işleniyor? Bakın şey de değil yani. Aa işte kadın cinayeti var. Hmm, bu çok kötü falan da değil. Neden işleniyor? Nasıl işleniyor? Biz nerede hata yapıyoruz? Lan biz de mi aptalız acaba? Biz yani onlar da kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar bu işleri yaparken ve kendilerini düzelttikçe aslında bu konulara çözüm bulabiliyorlar. Anlayış gösterdikçe, kendi vicdanını unutmadıkça konular çözülmeye başlıyor ve kadın hakları konusu hiç dizinin gündeminden düşmüyor. Bir diğer yanında mesela yine bu dönem çok eleştirilen işte tamamen bir yöne gittiğiniz zaman işte hadi kadın hakkı konuşuyor hiç mi kötü kadın yok abi var bakın burada var hatta gri karakter de var. Hemen bir parantez açayım burada spoiler vermeyeceğim korkmayın yani bundan sonrasında da spoiler yok girişte de zaten vermedim o yüzden daha böyle e, genel bahsedeceğim diziden karakter ismi vermeden olayların nasıl olduğunu anlatmadan e, başlıklara gireceğim o yüzden korkmayın spoiler olmayacak eğer izlemek istiyorsanız ileride çekinmenize gerek yok kötü kadınlar da var gri karakterler var kötü erkekler var iyi erkekler var aslında Türkiye ortamında olabilecek bütün toksikliği barındıran herkes her şey var o yüzden çok dengeli ama şeyi de kaçırmıyor hmm, bak işte erkekler de dayak yiyor falan gibi böyle ucuz denyoca şeylere de girmiyor Hatta daha da güzeli benim en çok beğendiğim kısım işte erkekler bozar kadınlar düzeltir düstür. işte her erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır ya da işte ya onlar polis dövüyor ama bakın savcı toparlıyor falan gibi bir şey de değil aksine de an bu yüzden kavga ediyorlar yani ana karakter ilişki kuramıyor bu yüzden çevresindeki kadınlar ondan korkmaya başlıyor uzaklaşmaya başlıyor yakınına girdiklerinde zarar görüyorlar ve o zarar onlar zarar gördükçe o da kendi vicdanının kendi hatalarının farkına varmaktan da öde aslında acısını çekiyor, zararını görüyor. Hani böyle farkına vardım ve iyi bir insan oldum diyebilecek bir zamanı da yok. Ya burada kimse ne kahraman olabiliyor, ne çok iyi insanlar olabiliyor. Sadece vicdanlarını ve toplumda gördükleri artık dayanamadıkları, hayır, hayır demeleri gereken noktalarda hayır diyemediklerinde en azından bir şeyler yapmaya çalışan karakterler görüyoruz ve hiçbiri kahramanlaşmıyor. Bu da en iyi tercihlerinden biri dizinin kahramanlaşmıyorlarken de işte kadınları da burada erkeklerin arkasında güçlü duran vesaire gibi bir seviye çekmek yerine aksine onların tamamen eşitliği karşısında duran karşı derken hani kafa kafaya gelmekten korkmayan anlamında söylüyorum. ve rol olarak da işte müfettiş, savcı, polis memuru vesaire her seviyede yani pavyonda çalışan bir kadından müfettiş olan bir kadına kadar her seviyede görebiliyoruz. Bu da iyi bir dağılım olduğunu gösteriyor dizin içerisinde. Zaten bunun da nedenini aslında şeye de da dayandırıyor. Biraz işte biraz işte Türk aile yapısındaki sorunlar, anne baba çocuk ilişkisinin özellikle de hem e, kendi aile kültürü içerisinde işte dini yaşamdan, kendi geçmişlerinden gelen, ailevi yaşamlardan gelen sorunlar, e, genel Türkiye toplum baskısı, fark etmediğimiz, e, fark etmeyen yarattığımız ırkçı, cinsiyetçi baskılar vesaire bunların hepsinden bu dizi e, bahsediyor ve buna göre karakterlerini konumlandırıyor. Bu da herhalde işte bilmiyorum kitaplar nasıl kitapları ben okumadım ama e, hani Emrah Serbest'in sosyal ortamlarda gördüğüm yani sosyal mecralarda gördüğüm yaptığı durumlardan gördüğüm açıklamalarından kitapların ne kadar böyle olduğunu çok kestiremiyorum ama Ercan Mehmet Erdem e, senaristinde Serdar Akar, Doğan Ümit Karaca, Sadullah çıkan ve yapımcılarla çıkan işte bunları çok daha net ...görüyoruz... ...e evet, şimdi hani biraz da... ...bir de şu durum var... ...bunu da karakter ismi vermeden nasıl söylerim bilmiyorum ama... ...ana karakter... ...iki ana karakter arasında... ...böyle çok zayıf gibi gözükse de... ...inceden hissedilen bir... ...Batman Joker durumu da var... ...aslında biraz anti... ...anti tez durumu gibi iki karakter arasında... ...birbirini tamamlayan... ...aslında birbirine muhtaç olan ama birbirini asla sevmeyecek... ...iki karakter durumu da var... Ha bu daha güçlü olsa daha güzel olurmuş ama işte burada e, Necat İşler'in dizisinin tamamında olmaması sanırım o dönemde rahatsızdı bir kanser tedavisi görüyordu ama yani karıştırıyor da bir ama o dönem gibiydi sanki tam olarak girmemesi daha sonra filmlerde yer alması daha sonra da BluTV'de onun üzerine bir dizi çıktı o bu arada berbat bir dizi olması belki de bu e, Kafalarında vardı mıydı bilmiyorum böyle bir hikaye yaratmak ama istemeden de yaratmış olsalardı pek oturtamamışlar. Biraz havada kalmış, biraz zayıf kalmış ama yakaladığımız güzel bir detay olarak dizide yer alıyor. Şimdi gelelim e, dizide işlenen konu başlıklarına. Şimdi tek tek sayacağım. Diziden hiç haberiniz yoksa muhtemelen birçoğuna şaşıracaksınız. Diziden haberi olanlar ve fark etmeyenler varsa da onlara diyecek hiçbir şeyim yok. Hayvan hakları bir kere buna hani böyle deliler gibi girmek yerine hep aralarda mutlaka her seviyede giriyorlar. Yani hayvan hakları şiddet gören hayvan, öldürülen hayvan, hayatta hiç iplenmeyen hayvan ve bunu da yine bütün karakterler... Aa evet hayvan hakları evet şimdi diziliyoruz falan hayvan hakları çok önemli falan gibi böyle mesajlarla vermek yerine yine dizinin içinde görüyoruz. Tabi burada birazcık şiddet tatmini var. Bunu inkar etmeyeceğim yani burada şimdi bu yorumu yapmanız çok doğal. Abi işte anlatıyorsun ama orada da yani adamın ağzını yüzünü patlatıyor. Bir şiddet tatminini seyirciye satma var. Bu yanlış ama işte bu şiddet tatminini satarken de bunun zararlarının hepsini karaktere yüklüyor. Hatta bütün dizinin arkı ya yani bütün dizinin o dönen loop'u aslında bu gereksiz şiddetin sonuçlarıyla ilgili. Bu da dizinin en büyük başarısı Tabi bunu anlatamam. Yani çok büyük spoiler olur. Bunu izlediğinizde göreceksiniz. Devam ediyorum başlıklara. Kürt sorunu ki buna 3. sezonla beraber aslında daha da sosyolojik olarak giriyor. Yani hem şehirli biriyle Kürt bir karakteri bir araya getiriyor. Ondan sonra bu karakter ikisi bir aradayken aslında ortak sorunlarıyla çarpıştırıyor. 3. sezon baya bir seri katil hikayesi var aslında. Yine spoiler olmayacak merak etmeyin. Ama bu iki karakterin bir araya gelmesi ve ortak sorunlara ve ortak adaletsizliklerle çarpışması bayağı güzel bir detay. Ondan sonra öğrenci sorunları, hatta öğrenci sorunlarının sadece üniversite içinde ve dışında değil, aslında öğrencilere uygulanan yıllarca uygulanan şiddet, onların üniversite ortamlarında dışlanması, hatta yakın dönemde yaşadığımız Boğaziçi olaylarına bile benzer olayların yıllardır yaşandığını ne dizi vurguluyor. LGBT hakları ve trans cinayetleri. Bunun üzerinde durdukları birça, bir, birkaç bölüm var. Hatta onun dışında Özellikle de hani bunu hayat kadınları seviyesinden çekip toplum içinde de lezbiyen ilişki yaşayan e, bir çiftin yaşadığı sıkıntıyı anlatan bir bölümü de var. E, Tabi bunlar e, yeterince güçlü mü? Tabi bunu LGBT'yi bireyler baktığında daha iyi tep anlayabilirler, daha iyi e, yorumlayabilir ama benim gördüğüm çok güçlü değil. Ama bunlara girmesi e, özellikle de trans hakları üzerinde çok durması birçok durumdaki pavyon hayatı işte oradaki kadınlar oradaki insan ticareti, oradan yine gelen e, transpreylerin durumu vesaire yeterince böyle bir ortamda, böyle bir dizi için hiç fena değil. E, orada da özellikle de iş, işin üzerine gidip sorunu da e, çözerken de kendi vicdanlarını, kendi e, nasıl söyleyeyim söylem hatalarını. Işte bugün tartışıyoruz işte ona öyle denmeyecek, buna böyle denmeyecek. Ben ne istersem derim kardeşim tepkisi veriyor ya herkes. Burada bile vermiyorlar. <laughs> Yani yanlışı düzeltmeye çalışıyorlar. Bu mesela yani 2013 için şu dönemin hassasiyetlerine uzak olan bir iki, 2013 için bence yine çok başarılı. Devam ediyorum. Zaten bunları yaparken de işte eylemlerle karşılaşıyorlar işte. Birçok grup öğrenci, işçi, yine LGBT, başka gruplar her, herkesin eylemlerine de mecburen ya mecburen ya is, e, görev yazılarak ya da kendi istekleri bir şekilde dahil olmak zorunda kalıyorlar. Burada da ne kadar karakterlerin arada kaldığını vesaire dizi bize hep gösteriyor. Tabi bunları dediğim gibi yani başladı biraz literal yapıyor. Yani bazen çok doğrudan görüyoruz. Bazen de çok iyi içine yediriyor. Bu da biraz işte senaristin haftalık yetiştirdiği dizinin kalitesi. Yani burada artık çok sorgulayamayacağım. Ya yani bunu biliyoruz Türkiye ortamında. Ki dizi buna da değiniyor. Haftalık senaryo yetiştirmeye çalışan ki kendine referans veriyor dizi. Ki orada bu geyi yapıyor. Ee, Dizi yetiştirmeye çalışan senaristler, onların hayatları, onların yaşadıkları... ...gece çekimleri, onların hakları vesaire hiçbirinin olmaması... ...çok zor şartlarda çalışıyor olmana değiniyor yine. E böyle bir ortamda senaryonun %50'sinin, %40'ının zayıf olması... ...hikaye akışının zayıf olması vesaire. Tabii ki e, çok artık üzerine duracağım bir konu değil. Buna alıştık özellikle Türkiye ortamında. Ondan sonra işte e, devletin kritik noktalarındaki sorunlar. Bunlar zaten ülkenin 80'lerden belki 70'lerden beri sorunu. Faili meçhuller, toplu mezarlar, suikastlar, eski polisler, zamanda yapılmış öğrenci suikastleri, karşı grupların kavgaları, yine keza burada Kürt sorunu ve diğer azınlıkların sorunları, yozlaşmış siyasetçiler, bozuk adli sistem, buradaki bozuk yapılar, hakimler, savcılar bunların durumları vesaire bunların hepsine Hatta üçüncü sezonda bunlara komple artık Böyle hepsini böyle bir çöp gibi böyle bir poşete doldurup artık iyice böyle yakıyor patlatıyor yani böyle çöpün içine yakıp atıp yakıyor ee, orada baya artık derinlemesine giriyor bu konulara keza karakol işkenceleri ki burada kendileri de taraf yani taraf derken bu işin parçası bunun olumlamasını yaptırtmıyor dizi çünkü az önce dedim ki devamlı bundan aslında zarar görüyorlar kendileri çevreleri hayatları psikolojileri bunu fark ettiklerinde iş işten geçmiş oluyor Tabi burada e, yani bu zararı görürken çevresindeki insanların ölü olması durumda var. Zaten karakterlerin hepsinin hayatında bir şekilde ölüm var. Kendileri için değil ama çevreleri için. Bunda dizi vurguluyor. Bunun bir anlamı var. Yani uf be biri öldü ve be şimdi intikam alacağım işte bağlıyorum bıçağı da ağzıma aldım gidiyorum tarzı değil. Hep bir nedeni var ve bu neden sonuç ilişkisinde hatayı yaptıklarının farkına vardır diyor. Bu da bir düzeltme imkanı veriyor onlara ve burada da aklamıyor. Bu çok güzel. Yani hep bugünün sorunu ya, aklamıyor. Yani suçluyu bir film, bir dizi, bunu sadece Türkiye için de demiyorum. Yani suçlu varsa ve gerçekten bu e, ciddi bir suçsa, ciddi seviyede bir suçsa, cinsel taciz olabilir, cinayet olabilir, egosuna bağlı hiç fark etmez. Hangi alanda olsa olsa burada bir suçu romantikleştirip, romantize edip aklamak çok büyük sıkıntı artık günümüz dünyasında. Bu eskiden çok yapılırdı ve bu e, tırnak içinde bir pornoya dönüyor çünkü bir noktada. O yüzden dizi burada aklama çabasına girmiyor. Bu da en pozitif yanı. Devam ediyorum başlıklara. Karakol işkence dedik. Haksızlığa uğrayan polisler ve aileleri. Mesela buraya da değiniyor. Yani orada belli gruplardan olmayan, belli yapılara giremeyen, dürüst olan, e, kavga eden yapması gerektiği şeyler için... Burada başarılı olamayan polisler, dışlanan, intihar eden polislere de değiniliyor. Görücü usulü evlilik, aile içi sorunlar, kıskançlık, ünlülerin görünmeyen yönleri, işte cinsel sapkınlık mı dersiniz artık yoksa cinsel tercihlerinde hayat kadınlarının baskılanması mı dersiniz? Orayı size bırakıyorum ama ben hayat kadınlarının da burada işin içine dahil edip onların baskılanması diyeceğim. Çünkü insanların kişisel cinsel tercihleri kendine ona bir şey kimse karışamaz ama diğer tarafta hayat kadınların bunlara zoraki olarak entegre edilmesi satılması insan ticaretinin burada payı olması bunlara da hem ünlüler üzerinden hem de e, ortamlar gece kulüpleri vesaire gibi yapılar üzerinden değiniyor dergi karikatür dünyasına saldırılar muhalif dergiler bunlar da buralar, işte, muhalif karikatür dergileri bu zaten Türkiye'nin yıllardır sorundur. yine burada işte mahallecilik abicilik Grup kurduk dövüyoruz, öldürüyoruz, toplanıyoruz. Bugün bile bu çok büyük sorun birçok konuda. Hemen bir konu işte konu hemen işkence şiddete dönüyor. Yine bunlara değiniyorlar. İşte Hrant Dink gibi toplumda ciddi yaralar açmış suikastlara değinmeleri. Bunları yansıtarak yapıyorlar. Birebir bu isimleri kullanmıyorlar. Farklı isimler, farklı yapılar ama doğru göstergeleri zaten anlıyorsunuz izlediğinizde. Aile içi şiddet aile içi cinsel taciz, aile içi kavga, aile içi kavga sonucunda hayata atılmış büyümüş çocukların daha sonradan verdiği tepkiler, psikolojilerin bozuklukları vesaire. Arkasında büyük komplolar, komplolar varmış gibi gösterilen işte Türkiye'nin işte bor madenlerimiz vardı. işte şunları öldürdüler kardeşim. Bu olsa hayatta olsa bitirmiştik şimdi dünyayı tarzı. Cinayetlerin arkasında aslında tamamen kişisel durumların olduğu. Egonun, çıkarcılığın, iç sıkıntıların olduğu, olduğunun anlatıldığı hikayeler. Onun dışında farklı konulardaki ırkçılıklar yani siyahi ırkçılığından tutun da yine farklı azınlıklar üzerine uygulanan ırkçılıkların hepsi. Bunlara da değiniyorlar. Aldatma, aile içi aldatma, aile dışı aldatma, iş hayatında aldatma bunların sonuçları yasa dışı. İşte dövüşler, kumar, hayvan dövüşleri vesaire. Bunlara tekrar mutlaka giriyor. Devlet yurtları, bunlar da yine Türkiye'nin bir dönem çok ciddi sonu devlet yurtlarındaki kimsesiz çocuklar, onların pazarlanması, onların üzerinden yapılan tacizler, onların tekrar işte onlar üzerinden yapılan aslında kazanç diyebilirim burada toplam bir kazanç, parasal, cinsel, tabu çok çirkin ve daha birçok konuda. Çok ciddi bir süreç geçirdi Türkiye burada. Şu anda daha iyi mi? Sanırım daha iyi ama eskiden baya baya zor dönemler geçti bu konuda. En azından belli işte özel kurumları mesela çağdaş yaşamı destekleme gibi kurumların işte biraz daha devreye girmesi vesaire. Burada belli e, yetim çocukların kızların erkeklerin fark etmeksizin okutulmaya çalışılması vesaire. Bunlar biraz durumu toparladı ama e, kamusal durumda nasıl? Şu an hiç bilemiyorum. Vesaire derken bütün bu konulara değiniyor işte toplamda. Yani bunların ve hepsine de mutlaka bir bölüm, bazen iki bölüm, bazen bir sezon arkı. Özellikle kadın cinayetleri, kadın hakları, işkence gören, taciz gören, tacize uğrayan kadınların, tecavüze uğrayan kadınların bütün haklarını, onların savunmasını dizi bir şekilde hikayesine entegre ediyor. Ve burada da dediğim gibi şiddeti olumlaş olumlu bir hale getirip romantikleştirip buradan da bir kahraman yaratmaya çalış çalışma aslında siz hep anti kahramanlar görüyorsunuz. Ve asıl son sezonunda da demin de bahsettiğim gibi birazcık karakterlere geleceğim burada. Artık bahsetmeden olmaz çünkü bu dizinin aslında bütün sürükleyicileri konularıyla beraber karakterler. Biraz oyunculardan bahsedeyim sonra son sezondaki Erdal Beşikçioğlu performansından bahsedeceğim. Erdal Beşikçioğlu zaten Behzatçı'ya karakteri. Kendisini biliyorsunuz ki aslında bir derinin defteri defteriyle de son dönemde hatta sondan birkaç yıldır bayağı iyi bir tiyatro oyunu ortaya koyuyor. Ben de pandemi döneminde online olarak izleme şansı buldum ama kesinlikle mesela bir derin hatıra defterini online izlemeyin derim. Kesinlikle gidip yerinde tecrübe edilmesi gereken bir performans. Canan Ergüder, Necat İşler, Caner Ergüder savcı karakterini oynuyordu. Necat İşler Ercüment Çözer karakteri Seda Bakan sonradan birçok dizide oynadı. Eda karakteri Fatih Artman. Keza işte bir başkadır da yine çok eğlenerek izlediğimiz karakter. Harun karakteri dizinin en dengeleyici karakteri, tek saf karakteri belki de. Bütün karakterlerin geçmişi ve geleceğiyle ilgili sıkıntılar, ciddi karar alma durumları, cinayetler işte ölümler vesaire varken Harun burada daha dengeleyici, daha saf, daha kişisel bir karakter. Daha kendi dünyasından bir karakter. O yüzden dizinin aslında bütün tat dengeleyicisi, tatlı ekşi dengeleyicisi Harun'da. Ve bütün espriler de onun üzerinden çıkıyor aslında genel olarak ve bayağı başarılı. İnanç Konukçu yine Hayalet karakteri, Berkan Şal, Akbaba karakteri, işte Eray Eserol, Tahsin karakteri ki Behzat kendi ekibi, okulundan gelen ekibinden bir karakter. Ege Aydan kendisini belki Star Wars sevgisiyle biliyor olabilirsiniz. Şevket karakteri abisini oynuyor. Ayça Eren yine Şule karakteri. Berke Üzrek, Cevdet, Hakan Atipoğlu Selim ve Zeynep koltukta Harun kardeşi Aslı oynuyor. Onlar dışında tabi diziye girip çıkan, dizide belli bölümlerde gözüken çok ünlü oyuncular da var. İşte Zafer Algöz mesela abi karakteri. Ta deli yürekten beri gelen o Ankara'daki abi karakteri burada da devam ettiriliyor. Onu yine göreceksiniz. Keza Güven Kıraç, Memluh Başkan dizinin en ikonik karakterlerinden biri. Harun'un antisi. E, tamamen ters tarafta, e, tamamen hayatı e, dağlarda yılan yemekle geçmiş. Tam, bambaşka bir e, askeri bir karakter. E, dizinin diğer dengeleyicisi. E, onun dışında girip çıkanlar aslında Mine Tugay. Aslında bir sezon bizle beraber oluyor Mine Tugay'ın ilk halleri. Görünce biraz şaşırabilirsiniz ben tanıyamadım başta. Ahmet Uğurlu, yine geçmişten gelen en önemli Türkiye'deki önemli oyunculardan biri, aziz karakterini oynuyor. Elvin Beşikçioğlu, yine Erdal Beşikçioğlu'nun eşi. Harun Tekin, e, vokalist olarak tanıyorsunuz kendisini Morveto'sundan. Çok sınırlı da olsa e, bir rolü var Alp karakteriyle. Onun dışında Sanem Çelik, keza filmlerden gelen karakterler. İşte Sanem Çelik, Tardif Uludağ, Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu. Tolga Tekin, Hakan Boya falan hepsi de şu an bilinen popüler. Ama o dönem için dizide, filmde, filmlerde daha doğrusu küçük, irili ufaklı <laughs> böyle bir basın ağzıyla irili ufaklı roller almış oyuncular. Kadro muazzam. Yani hatta şey de var. Bir yandan Leyla ile Mecnun ve işte o dönem popüler olan Çalgı Çengi. Yani çok şey anmak istemiyorum Çalgı Çengi ekibini ama diğer taraftan Leyla ile Mecnun ekibi de Çalgı Çengek gibi diziye bir girip çıkıyor birer bölüm. Böyle bir crossover da var. Bu da Türkiye tarihinde ilk olabilir. Ama sanırım bu bizimkiler yazlıkçılar kısmında da böyle bir crossover devam gibi bir durum olmuştu ama o biraz daha spin-off gibiydi. Bu tam böyle bir crossover. Deyip karakterlerden bahsedip son sezona geçiyorum. Burada aslında Behzat karakteri üzerinden Erdal Beşikçioğlu'nun en iyi performansının da bütün sezonlarda çok iyi ama özellikle de çünkü son sezonun başı ya yani burada karakterin artık zihni e, kopuyor dünyadan. Yine spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. E, bu bölümleri 7 besat bölümleri olarak adlandırabiliriz ve burada cidden çok sürreel bölümler izlemeye başlıyoruz. Hatta bir Derin Hatıra Defterini hem bu bölümlerde hem de bu sezonun sonuna doğru pardon, ikinci sezonda ve bundan yani birkaç bölümde bu sezonun sonuna doğru birkaç bölümde bu 7 besat bölümleriyle beraber toplam böyle bir birdenin hatıra defterini oynuyor aslında Erdal Beşikçioğlu ve baya şaşırıyorsunuz yani, dizi, yani. Türkiye televizyonunda böyle bir şeyin izlenmesi baya zor çok yavaş çok durağan ne olduğunu asla anlamıyorsunuz nereye gidiyor ne yapıyor bunlar kim karakterler kim böyle baya bir mindfuck böyle. muhtemelen televizyonlarda dönem nasıl karşılandı hiç bilmiyorum İzleyen varsa yazsın. Ben TV'de izlemiştim. Gerçekten Şöyle oldu böyle oldu diye. Çok tuhaf yani Türk dizi ortamı için onları izlemek bayağı kafa karıştırıcı. Hani eskiden de vardı psikolojik diziler Cem. Yok muydu işte yani Karanlıkta Koşanlar'da da böyle bir durum vardı. Yine e, şu an adını hatırlamadım bir dizi daha vardı. öyle Orada da yine bir karakterin bayağı böyle psikolojisine giriyorduk. Neyin gerçek neyin yanlış olduğunu çok anlayamıyorduk. Hatta Masum'da da vardı bu biraz. Yani e, yine... Blue TV'nin dizisi Masum'da izlediyseniz orada da benzer bir karakterimiz vardı. Ama son sezonla beraber Erdal Beşikçioğlu'nun performansı baya bir arşa çıkıyor. O bölümler hiç Türk dizilerine uygun değil. Ve buradan da hani dizinin son sezonuyla beraber biraz başta da bahsettiğim gibi böyle karakterlerin artık biraz daha daraldığı dizinin belki de burada düştü ki ben de böyle düşünüyordum baştan. Yani dizi düşüyor mu 3. sezonda? Aslında düşmüyor başka bir hikaye daha anlatıyor size. Yani birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon size üç tane başka ana hikaye anlatıyor. Ama üç sezonun toplam bir arkı da var. Ve bu arkın parçaları devamlı değişse de o loop'u da bitiriyor ve sonuca eriyorsunuz. Burada hatalar yok mu? Var. Dizinin çok hatası var. Çok eksiği var. Zaten bu dizi neden bu kadar konuştum? Başlıkta da bunu yazmak istiyorum. Bu dizi en iyi dizi olmayabilir. Türkiye tarihindeki ama en önemli dizilerden biri. Çok hatası var. Ne bu hatalar? İşte karakterlerin devamlılığı. Bazen bir karakteri 3-5 bölüm görmüyorsunuz ve neden gitti, nereye gitti belli değil. Son sezonda en önemli karakterlerin bazıları yok oluyor yine ortadan. Ya tabii söyleniyor ama bunu kabul etmiyorum. Yani hani böyle işte şuraya gitti, buraya gitti falan. Ama akış bozuldu. Yani o karakter gitti, yok oldu bir anda. Bizim alıştığımız, görmeyi umduğumuz, bitmesini beklediğimiz hikayeler tamamlanmıyor. Karakterlerin e, bu durumu biraz sıkıntılı. Onun dışında teknik tarafta yani ses konusunda çok kötü bir dizi. Yani ses miksajı, dublajlar bazı yerlerde yani birkaç bölümde aynı karakteri farklı dublajla duyuyorsunuz. Böyle şaşırabilirsiniz şaşırmayın bunlar olmuş. Açılış kapanış jeneriklerinde bile ne hatalar var. Fontlar patlıyor bir şeyler oluyor. ...çok ciddi teknik hataları var... E, ...görsel olarak da yani kamera kullanımı... ...yaratılan kareler olarak... ...fena değil... E, ...yani derdini anlatacak kadar iyi... ...ama onun dışında renkler... E, de ...genel bir color correction'ı... ...bir tuhaf duruyor dizinin böyle bir ulan... ...yani böyle şey gibi... Meks ...Meksika sarısı değil de... ...Ankara beyaz atılmış gibi yerler ama böyle... ...grisi pardon Ankara grisi çökmüş gibi... ...ama bir yandan da böyle renkli gibi ve bir ton ton tutmamış yani. Hani bu kamera yani yönetmenlerin değişmesi, görüntü yönetmenleri uyumu, orada alınan kararlar, yolda düzülenler, bütçe vesaire bunların hepsi etkili olmuş olabilir. Dediğim gibi arka tarafı bilmiyorum ama bunlar bayağı zayıf gözüküyor. Ama günün sonunda bu dizinin zaten derdi de burada inanılmaz yüksek bir standart tutturmak değildi. Bunu da kabul ediyorum. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz standart, yük standartı yüksek, tıkır tıkır akan 40 dakikalık acayip mesela Blue TV'de yapılan iş o açıdan iyi. Blue TV sezonu tempo olarak oluşturulan genel dizinin ritmi olarak çok iyi. 40-45 dakika çok iyi akıyor. Hiçbir boşluk yok. Patır patır izliyorsunuz. Burada bir buçuk saat, bir saat 40 dakikaya çıkan filmler zaten filmler izlediğin zaman bir dizi bölümü izliyor gibi alışıyorsunuz artık. Ya bir buçuk saat, bir saat 40 dakikalık bölümler gerçekten çok fazla filler'la dolu. Çok fazla boşlukla dolu. Ha, ve uzun uzun boş bakışmalar, düşen tempo yok ama o daha da zorlayıcı zaten. Daha fazla hareketli, daha fazla bağırış çağırış, daha fazla dök vesaire gibi artışlar var. Bunlar tuhaf oluyor. Bazı yerlerde artık sıkılabiliyorsunuz. Ama dediğim, bunu da şu anda düzeltiyorlar. Galiba YouTube'daki kanalında, Behzatçı'nın resmi kanalında şu an tıraşlanmış, 40-45 dakikalarıymış. Sadece o bölümdeki ana konunun anlatıldığı, yan hikayelerin, gereksiz hikayelerin, tıraşlandığı editler geliyor. Onlara bir bakabilirsiniz. Belki onları izlemek daha kolay olabilir. Dediğim gibi yani teknik olarak çok öveceğim bir şey yok dizide. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Zaten en iyisi o yüzden de hiçbir zaman olamayacak. Ama konu, genel olarak konular işlediği konular, ki burada senaryoda da çok sıkıntı var. Ona da girmiyorum. Konuların başı, sonu, bağlantıları, eleştirileri burada da didaktik olabiliyor demiştim. Bundan kaçtığı anlar yüksek e, literal didaktik kaldıranlar biraz daha düşük o yüzden ondan da çok korkmayın rahatça izleyebilirsiniz sıkıntısız bir şekilde sizi tatmin edecektir deyip bakıyorum başka da ekleyeceğim bir şey var mı sonuyla ilgili ama e, ha bir de şundan bahsetmem lazım tabii son kapatırken bu dizi niye kalktı neden bitirildi konusu çok tartışıldı o dönem i̇şte siyasi bir baskı mı geldi şu mu oldu bu mu oldu vesaire diye Net bir açıklama yok evet hani o dönem baskılar olduğu söyleniyor ee, ama işte bitmesi gerektiği söyleniyor belki arka tarafta başka sıkıntılar oldu bilmiyorum. Ara ara yapılan açıklamalar var evet baskı gördük vesaire ki o dönem dizi ciddi cezalar alıyor bu arada yani. E, hatta cezadan birini söyleyeyim o dönemin parası 273 bin TL yani dizi dünyası için o dönemki kura falan baktığında aslında ciddi bir ceza yani bugün o parayı onunla çarpmanız lazım aşağı yukarı. Yani neredeyse belki de birkaç bölümün bütçesi hatta birden fazla bölümün birkaç bölümde üstünde bölümün bütçesi kadar ceza alıyorlar. Ee, ya tabii o zamanki cezanın nedeni işte çok alkol var karakterler evlenmeden aynı evde yaşıyorlar. İşte cinsel ilişkiye giriyorlar çok küfür var gibi konular. Dedim ki bu tarz diziyi evet şimdi yapamazsınız işte yani bunların artık çok uzaklaştık. Hatta filmlerde sigara vesaire de içiliyor. Ee, dizide sadece alkol var. Artık bunların hiçbiri zaten yok. Üstüne de bu kadar hani e, Hani gelişti mi onları. Bak ona hiç Hiç alkol almasın bilmem ne yapmasın. Zaten Blue TV versiyonu da yok. Çok az var varsa da. Ama diğer tarafta anlattığı hikayeleri bile anlatamaz şu anda. Hemen tepki gelir. Vay işte bizim bilmem ne güçlerimize böyle mi bakıyorsunuz? Hayır. Halbuki burada genelleme yapmıyor dizi. Zaten hep iyi noktası bu. Hep belli kısımları alıyor içinden. Yani bir gruba alıp bakın siz böyle kötü işte polislerin hepsi kötüdür abi falan böyle bir derdi yok. Kendi de polis çünkü. Ya da işte e, adalet sisteminin hepsi kötüdür. Hayır adalet sisteminin içindeki kötü parçayı alıyor onun nedenini anlatıyor. İyi parçanın onunla savaşmasını da gösteriyor. Ha iyi parçanın başına da başka şeyler geliyor onunla savaştığı için bunu da gösteriyor. Dedim ki burada artık dizi izleyip e, izlemek istiyorsanız da bundan sonra hani teknik olarak size çok ciddi bir şey vaat etmiyorum. Çok büyük bir öneri de yapmıyorum. Bu video yaparken tek derdim bu dizi bir şeyler söylemeye çalışıyor ve söyledi zamanında. Bunu anlatmaktı. Hani sonra izleyip de abi bir buçuk saat izledik uyuduk abi falan diye gelmeyin. Söylüyorum baştan yani e, dedim belki yemek yerken belki aralarda bakabilirsiniz. Ya da ciddi vakitte ayırabilirsiniz. size kalmış tercihiniz. Ama anlattığı hikayeler gerçekten değerliymiş o zaman. Keşke bugün de bu hikayeleri TV ortamında, dijital ortamda vesaire daha çok anlat, anlatan işleri görüyoruz ama keşke daha çok görsek diyorum. Ve bir sonraki dizi videosu sürpriz diziler gelecek araya birkaç tane geçmişten gelen izleyemediğim Sopranos gibi işleri almaya başlayacağım. Özellikle NBA sezonu bitti. Bu off season'da biraz böyle birkaç sürpriz içerik getirmeyi planlıyorum. Onlar gelene kadar kendinize iyi bakın. Çana tıklayın, takip edin, paylaşabilirsiniz videoları. Like de atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.